أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شرف المؤمنين مع الأكملة درس Bakara suresi 37. ayeti kerimeye geldik. Rabbimiz fetelakka Adamu min Rabbihi kelimatin fetab ali. Fetelakka Adamu. Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Fetebe alihi bu aldığı kelimelerle Allah'a tövbe etti. Vallahu alem. Adem aleyhisselam ne yapacağını, ne diyeceğini bilememiş. Rabbimiz de ona nasıl tövbe edeceğini, nasıl Rabbimize niyaz edeceğini öğretmiş. Tefsirlerimizde konuyla alakalı birkaç görüş arz edilir. Mesela Alusi, Nesefi ve Ruhul Beyan tefsirlerinde şu bilgilere yer verilmiş. Bakın Allah'ımızın Adem babamıza nasıl tövbe edeceğiyle alakalı öğrettiği şu cümleden bahsedilir. Subhaneke Allahümme ve bihamdike ve tebarekesmuke ve teala cedduke Subhaneke'ye benziyor değil mi? La ilahe illa ente zalemtu nefsi fagfirli fe innehu la yegfiru zunube illa ent Türkçesi bunun? Subhanekallahumma ve bihamdike ey Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. ara tebârakes muke senin ismin yücedir. Ve teâlâ cedduke azametin büyüktür. La ilahe illa ente Senden başka ilah yoktur ey Allah'ım. Zalemtu nefsi ben kendime yazık ettim. Fagfirli ey Allah'ım beni affet. Fe innehu la yagfiru zhunube illa ent. Ey Allah'ım günahları senden başka da affedecek kimse yoktur. Adem aleyhisselam Allah'ımıza böyle tövbe etmiş bu cümleler içerisinde. Zaten bir kısmı Subhaneke ve bihamdike ve tebârek esmuke ve var Ve la ilahe gayruk. Bunun diğer formu bu. Namazda biz de bunu okuyoruz, İlginçtir. Ebul Beşar, yani insanlığın birinci babası, Adem babamız Rabbimize nasıl ilticada bulunmuşsa, nasıl tövbe etmişse, biz de bir anlamda namazımıza girer girmez, bu içeriği söylüyoruz. Adem babamızın Allah tarafından kendisine nasıl tövbe edeceğinin öğretildiği o duayı biz de tekrarlıyoruz namazlarımızın başında. Birincisi bu. Birinci rivayet. İkinci rivayet An Umar radıyallahu anhu kâle kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer Efendimiz anlatıyor. Diyor ki, Lemme eznebe Âdemu zembe lezî eznebehu Raffa'a râsehu ile semâi fekâl Âdem aleyhisselâm günah işleyip cennetten indirildikten sonra Buna biz zelle diyoruz. Peygamberler biliyorsunuz günah işlemezler. Burada da fe ezellehum şeytan bundan bir önceki ayeti kerimedeki zelle kelimesini şeytan Adem'le hanımı Havva'nın ayaklarını kaydırdı Tercim etmişler. Fe huma şeytan ikisini de kandırdı diyor. Tek değil. Malumunuz bir takım ehli kitabın anlatımlarında suçlu kim ilan edilir? Havva annemiz değil mi? Şeytanın onu kandırdığını, onun da Adem'i ikna ettiğinden falan bahsederler. Kur'an'ımızın anlatımı öyle değil. Burada fezellehumü'ş Fe şeytan. Şeytan ikisini de kandırıyor. Neyle kandırmıştı? Allah'ımız diyor ki bu ağaca yaklaşmayın. Yani cennette her şey serbest. Canınız ne istiyorsa her türlü nimetinden istifade edebilirsiniz. Ancak şu ağaca yaklaşmayacaksın. Sadece tek bir istek bu. Bir, bir tane isteği var. Sen cennetteki bütün nimetleri bırak da şeytanın da teşvikiyle onun da tahrikiyle ille de o yasak olandan tadmaya çalış. Şeytan nasıl onları ikna ediyor? وَقَاسَمَهُمَا <laughs> Şeytan ikisine yemin etti. Efendim, فَتَكُونَا مِنَ الْخَالِد۪ينَ Burada ebedi kalacaksınız, artık ölmeyeceksiniz, ölüm falan olmayacak size. Vadi ile şeytan cennette Havva annemizle Adem babamıza o yaklaşılması haram olan ağaçtan yemeye ikna etti. Bugün de öyle değil miyiz? Allah ne diyorsa sanki tersini yapıyoruz. Rabbimiz Kur'an'ımızda erkek için de, kadın için de, müminler için tabi bu. Gayrimüslimlere, imanında sıkıntı olanlara sözümüz yok. Allah'ımız Tesettürü farz kıldığı halde tesettür ki bugün artık hocalar olarak kimse bunu dile bile getiremiyor. Afroz ediliyorsunuz. Bir yerde bir şey anlatıyorum, bir kızımızdan bahsediyorum. Almanya'da büyümüş, sekiz dil bilen, full tesettürlü bir hanımefendiden bahsediyorum. Kızımız Almanya'da doğdu, büyüdü, en az benim kadar belki benden de daha fazla hocadır. İslam'ı da çok iyi bilen. Aile hukukunu bitirdi. Türkiye'mizin de bundan 3 sene önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türkiye adına aday gösterdiği ilk tesettürlü kız. Tesettürlü. Bunu böyle dediğin zaman tesettür problemi olanlar hocam biz Müslüman değil miyiz? Lan öyle bir şey mi dedim ben sana? Ama bu bir özellik. Tesettürlü olmak, bir ayrıcalık. Herkesin giydiği gibi pantol giymek, soyunmak. Herkes açılıyor. Şu anda kapalı, düzgün kapalılara, kapalı derken başında örtü olanı kastetmiyorum. Düzgün kapalıların sayısı parmaklarına sayacak kadar şu anda az. 85 milyon. Amenna. İmanımızı sorgulamıyorum. İmanımızda problem yok. Ama amelde sakatız. Sade kadınlar için de demiyorum. Erkekler de öyle. Bak, Allah yasak ettiği halde herkes açılıyor. Allah diyor ki, ya yüzlerce içecek var, istediğini iç. Adam onu bırakıyor da, illa harama gidiyor. İlla içki içecek. Ne varız onda? Ya yüzlerce helal yönden imkan var iken, İlle faize dalacak. İlle adam Allah korusun harama tevessül edecek. Şeytan adamı o az olan şeylerle kandırıyor. Helal daha çok. Çok sevdiğim Bediüzzaman Hazretlerinin bir cümlesi var. Bayılırım. Der ki helal dairesi keyfe kafidir. Ne demek bu? Ya Allah'ın bize açtığı alan bir insanın mutlu ve huzurlu yaşayabileceği her türlü zevk alabileceği ortama müsait. Ama helal açıdan ha. Mutlu olacaksın. Yine zevk alacaksın. Buraya bir kızımız gelmişti bana bir soru sordu bir delikanlıyla beraber. Tabi imani noktada yavrularımızın şüpheleri oluşmuş. Hocam ya bir de ahiret yoksa? Bak çocuk böyle soruyor. Ben o zaman bir sürü şeyden kendimi burada diyor, soyutlamış olacağım, mahrum olacağım. İstediğimle yatıp kalkamayacağım, istediğim gibi soyunamayacağım. Hep içimde kalacak bunlar benim. İstediğimi yiyip içemeyeceğim. Görüyor musunuz? Oysa ki helal dairesi, helal alan bir insanın mutlu ve huzurlu olabilmesi için kafidir mutluluğu için kafidir. Haramda huzur arayanlara huzur haram olur demişler. Rabbimiz cümlemizi muhafaza eylesin. Günümüzde hakikaten ne zor. Niye? Adamlar öyle argümanlarla geliyorlar ki üzerinize. Buna modernlik diyorlar, çağdaşlık diyorlar, moda diyorlar. O böyle var ya reddedemeyeceğin ifadeleri kullanıyorlar sana. Yani bunu derken kendi yakın çevremi kasten konuşuyorum, haberiniz olsun. Size lafım yok. Kendi yani şöyle çok uzağa gitmeden yakınlarım üzerinden konuşuyorum size. Allah'ımız bozuk hallerimizi ıslah eylesin. İşte cennetten çıkartıldıktan dünyaya gönderildikten sonra Adem Aleyhisselam ne diyeceğini bilememiş. Nasıl tövbe etsin? Ne desin? Nasıl ifade etsin? Onu da Allah'ımız Adem babamıza öğretmiş. İşte birincisi Subhaneke Allahümme. Ve bihamdike ve tebârekesmuke <laughs> ve teâlâ cedduke la ilahe illa ent. La ilahe illa ent ve la ilahe, ve la ilahe gayrukun. <laughs> diğer ifadesi. Zalemtu nefsi fagfirli. Ya Rabbi ben kendime yazık ettim. Ne olursun beni affet. Fe innehu la yegfiru zunube illa ent. Senden başka da bizi bağışlayacak kimse yoktur. Birinci bu diğer bir Rabbimizin Adem babamıza öğrettiği neymiş? Bunu da Hazreti Ömer Efendimiz anlatıyor. Diyor ki Adem aleyhisselam günah işlediğinde, dünyaya gönderildiğinde şöyle kafayı bir kaldırmış göğe doğru. Fakale şöyle dua etmiş. Es'eluke bi hakkı Muhammedin. Ya Rabbi Muhammed'inin hakkı için beni affetmeni istiyorum demiş. Sonra ya Rabbi beni affettin mi demiş. Fe evhallahu ileyhi Allahu Teala ona şöyle vahyetti. Ve men Muhammed Muhammed de kimdir? Kime söylüyor bunu? Adem Aleyhisselam'a. Fekale Adem Aleyhisselam diyor ki Tebârekesmuke Ya Rabbi senin ismin yücedir. Lemme halakteni Beni yarattığın vakit Rafa'tu râsî ila arşike Şöyle diyor kafamı arşına kaldırmıştım yarattığında Feiden fiha mektub bir de ne göreyim ya Rabbi arşta şöyle yazılıydı. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Arşta bu yazılıydı. Bunun yazılı olduğunu görmüştüm ya Rabbi. Fealimtu. Onu görünce şunu anladım ki, Ennehu leysa hadun e'azame indeka kadran mimmen cealte ismehu ma'a ismik. Anladım ki ya Rabbi, sen isminle yan yana yazdığın beraber yazdığın daha kıymetli kimse olamaz diye düşündüm. Demek çok kıymetli ki Allahu Teala la ilahe illallah ne geliyor? Muhammed bak Allah Muhammed yan yana. Onun için bizim camilerimizde hep sağda Allah, solda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin o muazzam ismi hep yazılıdır camilerimizde. Son zamanlar bu Vahhabi zihniyetiyle, onların da tesiriyle artık bazı camilerde bunları kaldırmaya başladılar. Neymiş? Allah'la Muhammed eşit mi olurmuş? Vay beyinsiz vay. 1400 yıldır kimse bilemedi bunu. Sen ilk ki çözdün vay be. Yani böyle şeytanca nereden mıncıklayacaklarını, milleti nereden vuracaklarını bilemiyorlar. Yeni yapılan camilerde sırf Allah yazılıyor üstte bakıyorum. Allah Muhammed lafzı yok artık. Böyle şey olmaz. Yani bizi tersine okutacak, bizi cebinden çıkaracak nice büyükler, nice alimler gelmişler, geçmişler. Kimse bunlara itiraz etmemiş. Bilakis o büyüklerimizin tavsiyesiyle bu levhalar asılmış. A bir Ayasofya Camii'ndeki levhalar. O levhaları oran müziğe çevrilince eritme üzere çıkartmak için indiriyorlar aşağıya. Levhaları. Onun dünyada eşi benzeri yok. Kapıdan çıkartamadıkları için, içeride de parçala, parçalayamadıkları için yıllarca depoda durmuş. O levhalar. Menderes zamanında geri getirip asrıyor yerin oralar. O levhalar. Şununla bitiriyorum. Fe'uhallahu ileyhi Allah-u Teala ona şöyle vahyetti Adem Aleyhisselam'a. Ya Adem, innehu ahirun nebiyyin min zurriyetike. O senin Muhammed'in hatırına beni affet dediğin kimse, yani Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem peygamberlerin sonuncusudur ve senin zürriyetindendir. Ve laula huwa ma khalaqtuke şayet o olmayacak olsaydı ey Adem seni de yaratmazdı. Bu hadisi şerifin rivayeti Hazreti Ömer Efendimiz üzerinden bize gelmiş. Rabbimizin öğrettiği ikinci kelime budur. Üçüncüsü de Araf suresi 23 numaralı ayeti kerimeyi Allah'ımız Adem babamıza öğretmiş. O da öyle dua etmiş. Ne demişler? Kâle <laughs> Rabbena hem Adem babamız hem de Havva annemiz ikisi beraber ellerini açmışlar. Cennetten yeryüzüne indirildikten sonra. Ey Rabbimiz biz kendimize yazık ettik. Senin emrine muhalif olmakla, senin yaklaşmayın dediğin alana girmekle, senin yasaklarını çiğnemekle biz kendimize yazık ettik ya Rabbi. Zulmettik. Rabbena zalemna enfusana, ve illem tegfirlena şayet sen bizi bağışlamazsan affetmezsen letekunenne minel khasirin Ya Rabbi biz ikimiz de kaybedenlerden olacağız. Ne olursun bizi bağışlayın dedikten sonra Allah'ımız Adem babamız ile Havva annemizi bağışlamış. Rabbimiz cümlemizi affettiği kullarından eylesin. Allah'ımız haramlara karşı son derece hassas olan aman ha aman haramsa benim işim olmaz şuurunda bilincinde olabilen kullarından eylesin. Günümüz hayırlı olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.